Evet, videomuzu izledik ve yeni sezonu iple çekmeye başladık tabii ki. Şimdi de ben konuşmalarını yapmak üzere Sayın Büyükekşi'yi ve Sayın Elo Bayidli'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Başkanım, butona basarsak. Evet, ilk olarak sözü Sayın Büyükekşi'ye vermek istiyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Dijitürk ve Beyin Medya Grup CEO'su Sayın Yusuf El Abdi, saygıdeğer yönetim kurulu arkadaşlarım, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer futbol severlerimiz, Türk futbolu için çok önemli bir günü birlikte yaşıyoruz. Uzun yıllara dayalı iş ortağımız olan Dijitürk Beyin Medya ve Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig yayın haklarına ilişkin yeni sözleşmemizi biraz sonra imzalayacağız. Bildiğiniz üzere 16 Haziran Perşembe günü genel kurulumuz büyük bir teveccüh göstererek bizi göreve getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde tüm kulüplerimizde yaptığımız değerli istişareler sonunda yol haritamızı belirlemiştik. Tam zamanı diyerek ve birlikte başaracağız anlayışıyla başladığımız bu yeni dönemde kaybedecek bir dakikamız bile olmadığını söyledik ve kısa zamanda Türk futbolu için radikal adımlar attık. Çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla kulüplerimizle ortak noktada buluştuğumuz yabancı kuralının aynı şekilde devam etmesi, 21 yaş altı 3 yabancı oyuncu hakkı getirilmesi, takım harcama limitlerine ilişkin düzenleme gibi 3 önemli konuyu İlk toplantımızda masaya yatırıp birinci günün sonunda bu kararları kamuoyuyla paylaştık. Yeni dönemde birlikte tüm kurullarımızı yeniden oluşturmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda bizzat yaptığım çağrıyla başlayan süreci tamamlama yolunda da hızla ilerliyoruz. Kurullarımızın tamamı istifalarını verdiler. Hepsine ayrı ayrı verdikleri destek ve emekler için çok teşekkür ediyorum. Büyük hassasiyetler içerisinde bir yılda maksimum verimli olabilmek amacıyla oluşturduğumuz yönetim kurulumuzda görev bölümümüzü de yaptık ve dün kamuoyuyla paylaştık. Tüm arkadaşlarım sorumluluk üstlendikleri alanlarda ilgili çalışmalarına hızla başladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kararlarımız Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig kulüplerimize 21 yaş altı oyuncu hakkı tanınması ve tüm kulüplerimiz için hayatı önem taşıyan transfer tescilindeki Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçları için belgelendirme zorunluluğunun 2022-2023 sezonu içinde kaldırılmasıyla devam etti. Ki bu özellikle alt liglerde büyük sorun yaşayan kulüplerimiz için de büyük ölçüde rahatlatıcı bir adım oldu. 7. günümüz dolarken, yani bir haftalık süreçte en önemli adımlarımızdan birisi de Türk futbolunun aylardır süren ve çözülemeyen yayıncı krizine çözüm bulmak oldu. Beyin Medya Grup CEO'su Sayın Yusuf El Abdi ile yaptığımız bir görüşme sonrası anlaşma şartlarını iyileştirerek futbol severlerimizin merakla beklediği yayın konusunu sonuçlandırdık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşma özellikle ana gelir kaynaklarımızın büyük bir kısmını
yayın gelirlerinden oluşturan Anadolu takımlarımız başta olmak üzere tüm kulüplerimiz için büyük bir kaynak oluşturacak. Bugün burada bu imzanın atılmasından dolayı ve Türk futboluna verdikleri değer ve istikrarlı destekler için Dijitürk ve Sayın Yusuf El-Abutlu'ya çok teşekkür ediyorum tekrar. Yeni dönemde uyumlu bir şekilde güzel bir işbirliğine imza atacağımıza inancım sonsuz. Bu anlaşmanın başta kulüplerimiz olmak üzere tüm futbol ailesine hayırlı olmasını diliyorum. 2001 yılında Dijitürk ile Türk futbolunu desteklemeye başlayan, futbol yayıncılığında önce olan ve Türkiye'ye önemli yatırımlar yapan Beyin Medya ile olan işbirliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum. Tabii tüm bunlarla birlikte futbolumuzun geleceğini garanti altına almak için kısa da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Türk futbolunda artık yeni bir dönem başladı. Kulüplerimiz bu mali gerçeklere göre hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda kulüp başkanlarımıza büyük görevler düşüyor. Tüm kulüplerimizin mali disiplin, bütçe yönetimi ve altyapıya yeni spor yasasına da göz önünde bulundurarak çok daha fazla önem vermeleri gerekiyor. Değerli misafirler, daha ilk günden radikal kararlar almak için bu sorumluluğu üstlenen Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimi olarak bugüne kadar yapılmayan şeyleri yapmayı hedefliyoruz. Tek hedefimiz Türk futbolunu layık olduğu yere getirebilmek ve marka değerini artırmak. Bu yolda sırada yeni planlarımız var. Bu planlardan bir tanesi de yeni hakemlik sistemimiz ve kurullarımızın belirlenmesi hedefi var. Tüm kriterlerimizi oluşturuyoruz. Yeni atama sistemi, yapay zeka dahil teknolojiden daha fazla yararlanan hakemlik sistemi konusunda umutluyuz. Yıllardır çözülemeyen bir sorunu çözmeye adayız ve bunu birlikte başarmak istiyoruz. Yine şeffaf, adil, kamuoyunda da kabul görecek şekilde inşallah kurullarımızı oluşturacağız. Birlikte çalışarak kısa zamanda birçok sorunu çözerek yolumuza devam edeceğiz. Türk futbolunun özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir şekilde ilerlemesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. En doğru ve tarafsız kararları almak için hiç durmadan yönetim kurulumuzla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bir yılın sonunda Türk futbolunda izler bırakan, icraatlarıyla kamuoyunda büyük bir takdir gören Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi olmayı arzu ediyoruz. Ben bu konuda bütün yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarıma güveniyorum. Siz de lütfen bize güvenin. Çünkü iyi niyetle güzel şeyler yapmak için bu işin başına geldik. İnşallah bundan sonraki dönemde de iş ortağımız Beyin Spor ile el ele vererek bütün sorunların üstesinden gelmek için hep birlikte çaba göstereceğiz. Türk futbolunun marka değerinin artması için de onlar da biz de yeni bir yüzle karşınıza çıkacağız. Ben tekrar bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Büyükekşi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de sözü Sayın Alobaydli'ye bırakıyorum. Buyurun Sayın Alobaydli.
Ladies and gentlemen, good morning. Hanımlar ve beyefendiler, first of all, hepinize I would like to congratulate the new elected the president of the TFF, Mr. Mehmet Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi tebrik etmek istiyorum ve I wish you all the best. Hepinize I wish your board all the best as well. En iyisini diliyorum. Geleceğiniz umarım çok güzel olacaktır. We are very happy here to be with ve you. Ve burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyuz. The broadcast tradition of Turkish football proudly Türk futbolunun yayın and we're very proud to be gelenekleri a of TFF hızla devam and ediyor ve biz TFF ile birlikte olmak ve önümüzdeki iki yıl boyunca işbirliği yapmaktan çok mutluyuz. Ve bir anlaşmaya vardığımız için çok mutluyum. Bein Sports'un broadcaster of the Turkish Super League and the Süper Ligi'nin ve birinci liginin tek yayıncısı olarak like devam edeceğimiz için çok mutluyum who, ve contributed in the signing of this bu anlaşmanın imzalasında emeği geçen herkese de çok teşekkür etmek istiyorum. Spor ve Gençlik Bakanlığı Mehmet Kasaboğlu ve TFF'nin başkanı Hamet Büyükekşi'ye de gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etmek istiyorum. We hope that we can be part of that journey. Ve umarım bu yolculuğun bir parçası olacağız ve aynı zamanda önceki yönetim kuruluna da birlikte çalıştığımız kuruluna da teşekkür etmek istiyorum. Önceden efor sarf eden herkese ve bu işte sabırla çalışan ekibimize de teşekkür ediyorum. Özellikle TFF yönetimine de gösterdikleri efor için teşekkür etmek istiyorum. As all of you know, it takes time. Hepinizin bildiği gibi vakit alacaktır ama sabırlı davranıyoruz ve We understood that the element of what it requires. And we understood that there is a willingness from both sides to work together. İki tarafın da birlikte çalışmak için gösterdiği yaklaşımı, birbirini anlamak için gösterdiği eforu görüyoruz ve Büyükekşi'nin liderliğinde to the finish line. So Mr. President, thank you very much again for understanding as well. As I said, this is a new relationship. It's not a new relationship, it's an old relationship, but we would like to make it also a new chapter and a new relationship with the TFF for two more years. And we would like to promote and to continue to promote Turkish football domestically, but also internationally around the world. As we have been the significant long-standing investor of Turkish football for many years, we will continue to deliver and innovate the quality of this broadcasting using the best in class in terms of technology for Turkish fans. Yayınlanması için Türk taraftarlara en iyi yayın kalitesini verebilmek için sadece buradaki insanlara değil yurt dışındaki insanlara da en iyisini yapabilmek için çok tutkulu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. And the prominence of Turkish football around the world. Tabii ki Türk futbolunun dünyanın diğer ülkelerindeki marka değerini de arttırmaya çalışacağız. 105 ülkede şu anda yayınlanıyor ve daha fazla da ülkede yayınlanmasını istiyoruz ve Türk futbolunu yurt dışında da promosyonunu yapmaya devam edeceğiz ve Türk bayrağının bu ülkelerde de dalgalandırılmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Türk futbolu tabii ki uzun yıllardır bizim stratejimizin temellerinden biri. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Buna devam edeceğimiz için gerçekten büyük bir gurur duyuyoruz ve bu stratejimiz de devam edecek. Tabii ki aynı zamanda Türk sporunun ve eğlence sektörünün de Türkiye'de gelişmesi için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunun da bir parçası olacağımız, bu yeni yolculuğunun bir parçası olacağımız yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle çok mutluyuz. Tabii ki üyelerimizi, bize izleyen insanlara elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Onlara çok değer veriyoruz ve onlara verdiğimiz değeri de elimizden gelen en iyi yayın kalitesini kendilerine sunarak, elimizdeki programların kalitesini artırarak, orijinal programlar ortaya koyarak
ortaya koyacağız ve maksimum sayıda tabii ki üye sayısına ulaşmayı da hedefliyoruz bu şekilde. Digiturk tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfada yeni TFF başkanı, yöneticileri, Süper Lig kulüpleri ve birincilik kulüpleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve bizim en iyi ürünü ortaya koyabilmemiz, herkesi gurur duyabileceği bir ürün ortaya koyabilmemiz gerçekten son derece önemli. Bize gösterdiğiniz ilgi için, bize gösterdiğiniz güven için herkese çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın El Obaidli'ye de konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi medya mensuplarımızdan sorularını alabiliriz. Evet, soldaki beyefendiye uzatabilir miyiz? Süha Gür, Anadolu Ajansı. Sayın Başkan, öncelikle hem tebrik ederim seçimden dolayı hem de anlaşmanızdan dolayı. Bildiğiniz gibi uzun süredir bir çıkmaz vardı, siz de bahsettiniz. Ama tabii içerik merak ediliyor. Nasıl bir anlaşmaya vardınız? Anlaşmanın içeriği nedir? Fiyatlar nedir? Bir de kulüpler birliğiyle bu konuda görüşüldü mü? Kulüplerin fikirleri nasıl? Anlaşmadan memnunlar mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim önce. Hayırlı olsun mesajınız için. Şimdi biliyorsunuz bu süreç 7 aydan beri devam eden bir süreçti. Kulüpler Birliği Vakfımız da bu sürecin içerisindeydi. Biz bir hafta önce yönetime geldiğimizde aslında anlaşılmış ve üzerinde mutabık kalınmış bir rakam vardı. Spor Toto isim hakkı hariç 2 milyar 50 milyon lira. Bu 2 milyar 50 milyon 2 yıllık sözleşme, önümüzdeki yılda TÜFE bölü 2 şeklinde bir yıl sonra devam edecek şekilde bir anlaşmaydı. İlk yönetim kurulu toplantımıza o günkü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız Ahmet Ağoğlu katıldı toplantının başına. Orada da ifade etti. Biz mutabığız, size bu konuda yetki veriyoruz diye. Yönetim kurulumuz da aynı yetkiyi bana verdiler. Yaptığımız görüşmelerde bu rakamın bizim için, biz göreve yeni geldik. Bir takım şartlar konusunda benim verdiğim öneriler, bizim yaptığımız çalışmalar, Yusuf Bey'in de aynı şekilde bu konuda olumlu yaklaşması üzerine biz rakamı 150 milyon lira daha yukarıya çıkmasını sağladık ve 2.2 milyar lira üzerinden bugün şimdi sizlerin huzurunda anlaşmayı imzalayacağız. Kulüpler Birliği Vakfı'nın istediği rakamın da üzerinde inşallah. Burada hedefimiz şu: biz yeni bir bakışla bu işe soyunuyoruz. Yeni bakışımız da şu: biz de bu işe birlikte giren arkadaşlarımız, kurumlarımızla el ele vererek çalışmak istiyoruz. Hiçbir zaman karşı karşıya olmak istemiyoruz, yan yana olmak istiyoruz. Onların Türk futbolunu desteklemesi, az önce bahsetti Yusuf Bey, 105 ülkede şu anda gösteriyoruz dedi. İnşallah biz dizi filmlerimizi 140 ülkeye satıyoruz. Niye 140-150 ülke olmasın? Futbolumuzun marka değerini ne kadar artırabilirsek, gönül ister ki bir sonraki yapılacak ihalede 3 milyarları, 5 milyarları hedefleyelim. Takımlarımız çok daha Avrupa kupalarında başarılar göstersin, Türkiye'de başarılar göstersin. Çünkü ben inanıyorum ki marka değerimizi artırırsak sadece futbolun marka değerini artırmayacağız. Ülkemizin de tanıtımında gerek endüstri olarak olsun, gerekse turizm olarak olsun büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Olay o yüzden tek boyutlu sadece futbol olarak bakmayalım, komple bakalım. O yüzden de bu konuda mutabık kaldık. Biz inşallah başka projelerimiz var. Her konuda genel kurulda bahsetmiştim. Futbolun eksikliğini hissettiği en önemli konulardan bir tanesi güven.
biraz önce konuşmamda da söyledim. Ben yönetim kurulumuza güveniyorum dedim. Siz de bize güvenin dedim. Bu güven ortamını sağlayabilirsek bu her tarafta. Yani Türk futbol ekosisteminde hepimiz birbirimize güvenmeyi mutlaka ön plana almamız lazım. Medyasından başlayarak, futbolcusundan, teknik direktöründen, hakeminden, yöneticisinden, federasyonundan hepimiz birbirimizle el ele vermemiz lazım. Birbirimizle kavga ederek hiçbir yere varamayız. Yapmamız gereken şey önce birbirimize saygı göstereceğiz, daha sonra da sevgi göstereceğiz. İnşallah bunu başarabilirsek biz yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Tüm toplumun tüm kesimleriydi. Hep bahsettim konuşmalarımda. Biz gençleri, çocukları, kadınlarımızı stadyumlara davet ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Gerekli görüşmeleri yaptık, RTÜK'le görüşmelerimizi yaptık, kamu spotları hazırlayacağız. Yani şu pandemi sonrası yeni bir başlangıç, Türk futboluna yeni bir soluk, yeni yüzler, yeni bir takım projelerimiz var, Beyin Spor'la, onları da önererek zaten bu fiyatı yükselttik. İnşallah bu bizim önerilerimizle birlikte çok güzel işlerin altına imza atacağız. Allah inşallah yüzümüzü kara çıkarmaz, başarırız ama başta medyanın da bu konuda bize destek olması lazım. Sizlere büyük görev düşüyor. İnşallah hakkımıza hayırlısı olur. Hakkımıza derken Türkiye futbolunun hakkına hayırlı olur bu anlaşmada. Amaç iyi güzel işler yapabilmek. Teşekkür ederim. Başka soru var mı acaba? Buyurun Güller Bey. Güller Akgün, Bein Spor. Sayın Büyükekşi, hayırlı olsun öncelikle. Şimdi geçtiğimiz hafta Ankara'da genel kurul sonrasında bir röportaj yapmıştık ki özellikle orada da bahsetmiştiniz. Çok hızlı adımlar atıyorsunuz ve federasyonda büyük bir çalışma var. Bunu gözlemliyoruz. Özellikle yabancı konusu çok kısa bir süre içinde çözümlendi ki az önce de bahsettiniz. Şimdi her sözleşme yeni bir başlangıç içerir. Bein Spor kuruluşu da dünyanın saygı duyduğu, dünyanın dört bir yanında yayıncılık yapan bir kuruluş. Ülkemizin bayrağını aynı zamanda yurt dışında da dalgalandırdığını ifade edebiliriz Süper Lig maçlarının yayınlarıyla birlikte. Bu size nasıl bir heyecan katıyor? Bunu sormak isterim ilk olarak. İkinci de, şimdi birincilikte VAR sistemi de artık devreye giriyor. Süper Lig'de uygulanıyordu. Bu VAR sisteminin devreye girmesi nasıl etki eder? Neler söylersiniz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizde yaptığımız Ankara'daki canlı yayında da bahsetmiştim. Biz dersimizi çalışarak geldik demiştim. Çok güzel ve çok konusuna hakim yönetim kurulu üyelerimiz var. Ve çok hızlı bir şekilde ilk toplantımızda iki karar aldık. Çarşamba günü bir toplantı daha yaptık. Sonra dün de kısmen devam ettik. Çünkü çarşamba günü iki toplantı yaptık. Bir öğlen yaptık, bir akşam geç saate kadar bir toplantı yaptık. Aslında şunun altını çizmek istiyorum. Eğer niyet çok önemli. Bizim niyetimiz güzel işler yapmak. Bunun için de çok geç kalmış kararlar var. Bunları hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Beyin Spor'un yurt dışında 105 ülkede bayrağımızı dalgalandırması tabii ülkemiz adına gurur verici bir şey. Ben de daha önceki dönemde bir Türkiye İlaçlar Meclisi Başkanlığı yapmış olmamdan dolayı her yıl 50 ülkeye gidiyorduk Sayın Cumhurbaşkanımızla, önceki dönemde başbakanlarımızla. Ve bu 50 ülkeye giderken de amacımız şuydu, daha fazla ihracat yapabilmek, Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak. Biliyorsunuz ihracat demek, üretim demek, İstihdam demek, cari açığı azaltmak, dış ticaret açığını azaltmak demek. Aynı şey neden futbolda yapmayalım? Neden futbolcularımızı ihraç etmeyelim? Neden futbol maçlarımızı daha fazla ülkede göstermeyelim? Bunun için de inşallah beyin medyayla el ele verip bunu başaracağız. Ve Türkiye'nin futbol ekonomisi olarak da genel ekonomisine katkı sağlayalım. Bu bizi gururlandırır.
Bu bize büyük bir imajımıza ve Türkiye'nin futbol marka değerine katkı sağlar. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. İnşallah altyapıdan başlayarak birçok yapmayı planladığımız hakemlik akademisinden, futbol akademisinden tutup seyircileri stada getirmekle ilgili birçok projemiz var. İnşallah hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. İkinci sorunuza gelince, şu anda Antalya'da yapılan gençler şampiyonası, işte U15, U16, U17. Orada şu anda hakemlerimiz o maçlar U16, U17 olduğu halde VAR'la şu anda izleniyor, VAR'la çalışılıyor. Bu niye yapılıyor? Bu işte biraz önce sizin sorduğunuz birinciliği de bu sene başlayacak olan VAR uygulamasının aslında demosu yapılıyor. İnşallah sezon başında hızlı bir şekilde bunu yetiştirmek istiyoruz. Bunu da başardığımız takdirde zaten Süper Lig'de önümüzdeki bizim orada da VAR'la ilgili bir takım çalışmalarımız var. Eğer gerekli şeyleri yapabilirsek VAR hakemleriyle sahadaki hakemleri ayırmak istiyoruz. Bunu başarırsak daha sonra da bunu birinci ligde de yapabiliriz. Ben bu konuların hepsinin radikal ve Türkiye'de bu zamana kadar yapılmayan, başta hakem atamalarında da kısmi hibrit olarak yapay zeka ve insan, yine gözlemcilerde yapay zeka ve insanı birlikte kullanıp insan inisiyatifini minimuma düşürmek istiyoruz. Bu şekilde de basında, özellikle televizyonlarda hakem tartışmalarının yerine futbolun güzelliklerinin, futbolun taktik anlayışlarının konuşulmasını istiyoruz. O yüzden eğer bunu başarabilirsek çok farklı bir yerde olacağız. Yani gündemi burada bütün kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza, hakemlerimize de büyük görev düşüyor. Eğer bu konuda da bir konsensüs sağlayabilirsek inşallah orada da çok güzel şeyler olacak. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Süyagir Anadolu Ajansı tekrardan. Bir sorum da Yusuf Bey olacak. Tabii Sayın Başkan Büyükekşi konuşmasında daha önce Kulüpler Birliği bir rakamda anlaştıklarını söyledi ve bunu size iletmişler. Bunun üzerine 150 milyon liralık bir artış yapmışsınız. Sayın Büyükekşi sizi bunu nasıl ikna etti? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Well, thank you very much. Çok teşekkür ederim. As Mr. President said, it's Sayın Başkan'ın söylediği gibi Türk futbolunda yeni bir sayfa bu. And we would like to start a new page. Ve biz de bu and that new page, yeni sayfayı açarken to continue to promote, you know, the brand of Turkish football. Türk futbolunun marka değerini arttırmayı tercih ettik. Aynı zamanda the president Mr. Büyükekşi has taken with us as well. Sayın Büyükekşi'nin bize birçok girişim şansı tanıdı, bizi destekleyeceğini söyledi, ligin değerinin artabileceğini söyledi bize, bir takım değişik yayın platformları olabileceğini söyledi, aynı zamanda kaçak yayınlara karşı önlemler alabileceğini söyledi. Tabii ki bütün bunlar kararımızı etkiledi. Umarım bunların hepsini başarabiliriz ve daha fazla yatırım yapmak için Türkiye futboluna önümüzdeki yıllarda daha iyi bir pozisyonda oluruz. Hedefimiz sadece önümüzdeki iki yıl için değil ama daha uzun gelecekte de burada çalışmaya devam etmek, Türk futbolunun marka değerini artırmaya devam etmek. Tabii ki bu marka değeri artarsa bundan elde edilecek gelir de artacak ve doğal olarak biz de Türk futboluna daha fazla yatırım yapabileceğiz. Biz en büyük yatırımcıyız ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Umarım aramızda konuştuğumuz bazı girişimleri gerçekleştirme fırsatı buluruz ve böylece bu da bize daha fazla bir giriş sağlar ve biz de bunu Türk futboluna yatırmaya, Türk futboluna daha fazla destek vermeye devam edebiliriz. Başka soru var mı acaba? O zaman soru cevap bölümümüzü tamamlamış oluyoruz ve şimdi de törenimizde imzaların atılması aşamasına geçebiliriz.
Congratulations. And congratulations to you as well. Thank you, sir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir fotoğraf için sizleri ön bölüme alabilir miyiz, başkanım? Ön bölüme, podyumun ön bölümüne başkanım.